Buraya ikinciyle sohbetimiz devam ediyor. Şimdi köylüyü manipüle etmek kolay dediniz. Evet. Hele de elinizde ekonomik güç varsa e, o bilinçte de değilse evet. kolaylıkla sıkıntıdan kurtulup hele de vaat edilen İstanbul gibi. Sadece İstanbul değil. Şam şimdi, gibi. Şimdi Filistin'de yaşayan bir köylü. Küçük bir arazi. Arazi bit ama neticede e, iptidai usullerle ziraat yapan köylüler. Atadan dededen beri. Ve bu topraklar biliyorsunuz e, miri arazidir ekserisi bu miri arazi yani devlet arazisidir ama ölene kadar sizin öldükten sonra çocuklarınızın ama yani oradaki sadece tasarruf hakkınızı satabilirsiniz. Adam ki Burası benim zaten mülküm değil tasarruf hakkım devletin ne yapacağı belli olmaz. Şimdi gelenlerin de kuvvetli bir para var. İnsanların hiçbirisi Arap köylüleri bunu nereden düşünecek ki Yahudiler buradan toprak alacaklar. Burada çoğalacaklar. Sonra da burada istiklalde inerecekler. Hakim olan bir topluluğun Müslümanlar o zaman devlete hakim. Halifelik var, Osmanlı İmparatorluğu var. Bunların akla hayale gelmesi düşünülemez. E şimdi yani insanlar diyor ki ah ben filanca yerde arsa alsaydım şu kadar evet. zengin. E sen bunu düşünemedin. O adam nasıl bunu düşünsün? Bunlara toprak sattılar. Bunlar ciddi şekilde finans kaynağı vardı biliyorsunuz. Biraz evvel anlattım. 10 liralık tarlaya 15 lira tereddütsüz veriyordu. Onu verecek adam zaten yok orada başka. Adam satacaksam alını ancak onlara satabiliyor. Bu birinci sebep. İkincisi manipülasyon. Şimdi diyelim ki köylü buğday ekiyor. Buğday hasatına yakın Limana buğday gemileri yanaşıyor. Buğday limana dökülüyor. Buğday fiyatları düşüyor. Köylü zarar ediyor. Ertesi sene ziraat yapabilmek için paraya ihtiyacı var. <laughs> zarar etti ya. İpotek Bakın. ediyor. Ertesi sene buğday ekmiyor. Başka bir şey ekiyor. Pancar ekiyor. Pancar olmaz o Başka bir şey ekiyor. Bu sefer aynı ürünü getiren bir gemi yanaşıyor. Seriyor onları. Yine <laughs> düşüyor ve ediyor ödeyemiyor. Filistin arazisinin çoğu böyle gitmişti. Ben yurtdünde doktora yaparken bunu tetkik ettim. O zaman orada bu arazi meseleleri gündemdeydi ve bu neticeye vardım. Pek çok pek çok e, Filistinli köylünün arazisi bu şekilde evet. Yahudilerin eline geçti. Yahudilerin eline geçti. Şimdi bunu alanlar da ilk önce Yahudi değil. Yani adam karşısında bir Yahudi görmüyor. Hmm. Bir Avrupalı görüyor. Veya bir Osmanlı vatandaşı görüyor. Türk. Burada bir kavuş... Türk. Ha, ajanta, ajanta, Komisyoncu. O alıyor ondan. Emlakçı gibi. Emlakçı gibi. Adam Yahudi'ye sattığını bilmiyor bile. Ben Hilmi Bey'e sattım diyor. Hasan Ağa'ya sattım diyor. Ayşe Hanım'a sattım arazimi diyor. Halbuki onlar Jön Türklerin adamları. Şeyle Yahudi korporasyonuyla anlaşmalı. Yüzde alıyorlar oradan. O alıyor sonra oraya devrediyor. Bu durumda şimdi bizim Filistinleri suçlamak yerine dönüp Yok, Filistinleri suçlamak. Aynaya mı bakmamız lazım? Filistinlerin suçları tarafı elbette vardır. Şu anda da var. Yaptıkları e, kendilerini doğru dürüst hazırlamadan Yahudilere karşı güçlü bir cemiyet haline gelmeden gerek kültür gerek ekonomik bakımdan onlara taş atarak direnmeye kalkışmaları İsrailleri tahrik edip onlara daha çok zarar vermeklerinden başka bir nece doğurmuyor. Bu bakımdan belki tam edilebilir. Önce kendilerini iyi bir yetiştirmeleri lazım. Filistin buna müsait. Çünkü dünyanın en entelektüel topluluklarıdır. Arap Müslüman topluluğudur Filistinler. Çok okumuşu vardır. Ve de çok zengindirler. Çünkü Filistin'den vaktiyle e, kaçmak zorunda kalan Filistinler... ...Küveyt, Katar, Sudarbistan, Kanada, Avustralya gibi yerlere gittiler. Ve kültürlü oldukları için, okumuş oldukları için burada çok servet sahibi oldular. Ve onlar da vaktiyle Yahudilerin yaptığı gibi paralarını Filistin davasına adamışlardır. Çoğu Filistin'e gönderirler. Yani o kadar belki değil ama... Bu para Nüfusları orada zaten Filistinler ayakta tutuyor. Nitekim şimdi Anadolu'da köyler var. Terk edilmiş. İstanbul'da veya başka yerde yaşıyor insanlar. Para veriyorlar. Yaşlıları orada tutuyorlar. Sen al bu parayı burada otur köyümüz kapanmasın. Yoksa köy kapanır. Mutlarlık kaldırılır. Aynı bunun gibi. Ama bu kafi gelmiyor. Şu anda Filistin'deki Filistinler nasıl yaşıyor zannediyorsunuz? Abluk altında. Tarım yok, İsrail'de yok. muazzam bir enflasyon var. Kendinde de, burada da. Yani aldıkları maaş 20 dolar, 10 dolar. Bunlar nasıl geçiniyorlar? Ev fiyatları inanılmaz yüksek. Nasıl geçiniyorlar? İşte bu dışarıdan gelen Filistinlerin destekleriyle veya diğer ana ülkelerinin yardımlarıyla bu iş ayakta duruyor ama tabii bu hani Filistin dayanışması gibi şey İsrail dayanışması gibi değil. Bir Yahudi dayanışması Ölçeyi gibi daha değil. küçük. ölçeği daha küçük. Belli bir şey zaten. Şimdi Ama bu zenginlikle ilgili bir şey değil. Yani Arap ülkeleri de dünyadaki pek çok Yahudi şirketi kadar zengindir. Evet. Bu farklı bir bakış açısı olsa... Tabii ya... yani kendi kaminden olan insanların belki istemiyor. Belki farklı öncelikleri var. Bu bir dava meselesi. Hı hı. Bir de mecburiyetleri var yani. Suudi Arabistan İsrail'e şeye Filistin'e nasıl yardım edebilir? Nasıl yardım edebiliriz? İçi yansa da yardım edemez. Çünkü Amerika ile bu kadar yakın Çin. müttefik olan emniyeti, güvenliği tamamen Amerika ile e, irtibata bağlı olan ve bir taraftan İran tarafından tehdit edilen ve İran'ın en büyük düşmanı İsrail iken nasıl yapabilir bunu? Bunları da hesaba katmak lazım. Bu düşmanlığın da arkasını sorgulamak lazım. Evet. Evet. Filistinliler Başka bir hata yapmış olabilir, olabilirler. Ama bu söylenen işte Osmanlı'yı arkadan vurdu. Yok işte topraklarını sattılar. Bu genellemeler bir kere yanlıştır. Tarihte genelleme yoktur. Alçak İsrail'i Filistinliler görsünler günlerini e, arazi sattılar. Kaç tane Filistinli sattı? Sizin elinizde bir istatistik var mı? Biliyor musunuz? Araştırma yaptınız mı? Kaç Filistinli arazisini sattı? Veya kaç Filistinli Arap isyanına katıldı? O Arap isyanı dediğiniz acaba haklı haksız doğru yanlış? Orada bizim suçumuz yok muydu? Osmanlı hükümetinin suçu? Bunları bir araştırmak lazım, sonra konuşmak lazım. Tarihte bu genellemeler bir kere e, doğru karşılanmaz, yani ciddiye alınmaz, Hı -hı. ciddiye alınmaz. Ama dediğim gibi. Burada belki Filistinlilerin bir hatası vardır. O da gaflet. Ama onun dışında Filistinleri bundan dolayı suçlamak doğru değildir. Büyük bir organizasyonun karşısında bir avuç köylü Filistinli ne yapabilir? Aynı organizasyonun karşısında aslında Osmanlı yönetiminin de yapabileceği çok fazla bir şey yokmuş. Yani Yok. baştan tehlikeyi üstelik, fark etmiş ama üstelik Osmanlı yönetimi bunun içinde yani onlar Siyonistlerin yanındalar. Yani, Jön i, yani öncesinde Sultan de Aziz, fark edilmiş ama yapılacak. Sultan mi? Aziz kanun çıkartmış. Filistin arazisinde Yahudilerin toprak satın alması yasak. Bir Yahudi ancak bir aylığına Filistin'e ziyaret için gelebilir. Sonra bir ay daha izinle kalabilir. Ondan sonra terk etmesi lazım. Bunu haber vermeyenlere şöyle ceza, göz yumanlara şöyle ceza. Buna kanun var. Sultanahmet bu kanunu daha da sıkıştırmış. Sadece Safet diye bir kasaba var. Orada belli sayıda kota Yahudi yerleşmesine izin verilmiş sadece Filistin'de. Bunun dışında hiç yok. Ama iddiaçılar zamanında bu tamamen kaldırılmış. Şimdi bin, 1918'de burada İngiliz işgali ve protektorası kuruldu. 30 sene devam etti bu protektora. 1948'e kadar. Yani 30 sene Filistin İngiliz mandasında yaşadı. Halkın Üçte biri Yahudi, Üçte ikisi Filistinli Arap. Bunlar hepsi Müslüman değil. İdare İngilizlerinde bir komiser var. Osmanlı sistemi bir miktar devam ediyor. İşte o usulde vilayet sistemi, kanunlar aynı o şekilde devam ediyor. Ama bir huzursuzluk başlamış. Şimdi İngilizlerin maksadı burada bir miktar Yahudi olsun ki burada ben kalacağım. Araplar o Yahudilerle uğraşmaktan benimle uğraşamasınlar. Yani aslında kendisi yerleşmek istiyor. Müsaade etti onlara. O, kendi elinde tutabilmek için. Bu tarihi bir İngiliz politikasıdır. Yani birbirine kırdırmak, aralarında hakem olmak. Hep, ta Büyük İskender'den beri gelen bir prensip bu biliyorsunuz. Aristo demiş ki Büyük İskender'e, düşmanlarını öldürme, senden intikam alırlar. Hapse atma, intikam planları yaparlar. Bunları birbirine düşür, sen aralarında hakem ol. O zaman rahat edersin. Hmm. Bu İngiliz siyasetidir. İki siyaseti var İngilizlerin. Bir, birbirine düşünme, parçala böl... Dwight and ikincisi İkincisi de bekle gör. Hadiseleri şey olgunlaştırır, seyreder. İşte o hakemlik en sonunda. Kendisi müdahale eder. Hiç kimse İngiliz'i suçlamaz. Biz yaptık derler. Halbuki o o baştan organize eder. Filistin'de de bunu tezgahladı. Ancak evdeki hesap çarşıda para etmedi. Siyonist nüfusu arttı burada. Ve yarıya geldi. Yarıya gelince buradaki Filistinliler İngilizlerden bağımsızlık istediler. İngiltere vaktiyle Balfour Daklaras, deklarasyonu bunlara bağımsızlık vaat etmişti ama... ...o zamandı. Hükümet değişti, politika değişti. Şimdi İngiltere burada olmak istiyor. Hmm. Buradan bir yere gitmek istemiyor. Oturun oturduğunuz yerde diyor size ben diyor... Şimdi, ne istediğinizde? Ne istediğinizde vermedim. Yok dedi Yahudiler. Biz devlet istiyoruz. Bunun üzerine... Yahudiler? Yahudiler, Filistin, Yahudiler, Yahudiler Filsinler yani. değil yani. İngilizlerin yanında orada. Evet. Onlar İngilizleri tutuyorlar. Aynı Kıbrıs'ta Türklerin Rumları tuttuğu gibi. Ya, şey, İngilizleri tuttuğu, İngilizler tuttuğu gibi. Tuttuğum. Burada da Filistinli Araplar İngilizlerin yanında... Yahudiler İngilizlere karşı istiklal mücadelesi verdiler. Ve sonunda en son işte Kim David otelini havaya uçurarak ve İngiliz e, idaresi önde gelenlerini öldürerek bunları buradan çıkmaya mecbur ettiler. Tabi diyeceksiniz ki İngiliz hükümetinin bundan haberi yok mu? Belki de var. Belki de danışıklı demiş. İngiliz dış politikası hükümetten müstakil yürür. Dış politika karar verir hükümet. Bazen dış politikaya aykırı davrandığı zaman hükümeti kaydırırlar. Onu kim belirler? Dış bölümün. Foreign ofis nereye bağlıysa. O da The London City'deki global sermayeye bağlıdır. Şu anda dünya iki yerden idare edilir. Birisi London City'deki global sermaye. Bunun bir şubesi de New York'ta Manhattan'dadır. Aynı global sermaye birbirine bağlıdır. Çok uluslu şirketler bunlar. Bunları siz hain insanlar olarak düşünmeyin. Psikopat insanlar olarak düşünmeyin. Kendi çıkarını düşünen Dünyanın insanlar Dünyanın her yerinde gibi ticaretini misin? rahat yapabilmek için bir takım düzenlemeler yapmak mecburiyetinde kalıyorlar. Her şey normal gitse problem yok. Ama gitmediği zaman ister istemez politikaya Anladım, müdahale etmek zorunda kalıyorlar. Böyle çok masum görünüyor ama Değil, tabii gerisinde ben ironi yapıyorum. Evet. Savaşlar çıkarıyorlar. Savaşlar yani çocuk birinci dünyasını çıkaran bunlar, ikinci dünyasını çıkaran Hitler'i destekleyen bunlar, Churchill'i destekleyen bunlar. <laughs> aynı anda ikisine de gidiyor. Evet aynı anda Hitler'i destekleyip Yahudileri evet. öldürtürken Silah öbür taraftan Silah dizayn, geri gel, ileri git. Öbür, yok öbür fazla gittin, fazla devleti gittin, devleti geri gel. Evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. Mesela bir misal aklıma geldi. Amerika Yahudilere çok acıyor. Hitler e, Podgoma 33'te başladı. 36'da her yerden duyuldu. 41'de toplama kampları var. Hadi bu toplama kampları ertesi sene duyuldu diyelim. 44'te müdahale etti Amerika. 44'e kadar 6 milyon Yahudi'nin ölümüne neden göz yumdu? Seyirci Niçin seyirci kaldı? Bu çok acıklı bir hadise. Sev sevme Yahudi'yi 6 milyon Yahudi öldürüldü. Niye sustu? Öyle icap ediyordu. Yahudiler ölecek ki e, Filistin Devleti'nin kurulması daha kolaylaşsın. Şey, daha trajik bir hale getirecek. Daha başka bir komplo teorisi de var ki ben buna da katılıyorum. Yahudi nüfusunun ekserisi Aşkenaz Yahudileridir. O zaman. 1940. Yani Hitler'in e, jenociti başlamadan önce. Doğu, Doğu, Doğu Avrupa, Avrupa Yahudileri. Bunlar %70'i teşkil ediyor. Dünya Yahudi nüfusunun yetmişi Doğulu Yahudiler. Arap, işte Sela. Bunlar Aşkenaz. Bunlar çok radikal bunlar çok ortodoks çok aynı bizim topraklarımızda da bizim de çok yaşayan. Bir kısmı da batılı. İşte Fransız, İtalyan, İspanyol, İspanyol. Yahudileri bunlar sefer Bunlar daha layık, daha modern, daha liberal. Bu teori diyor ki, e, Filistin'de bir İsrail devleti kurmayı hedefleyen Siyonist proje orada e, kendi emellerine uygun bir idare kurabilmek için bu radikal Yahudilerin sayılarının azalmasına ihtiyacı vardı. Şu anda dünya yıldırının yüzde liberal, yüzde otuzu Knesset'te, kabinede bile böyledi İsrail kabinesinde. Fakat 1939'da tam tersiydi. Yüzde otuz liberal, yüzde radikaldi. Bu jenosite göz yumanın bir sebebini de böyle izah ediyorlar. Bu sosyolojik yapıyla istedikleri hedefe ulaşamayacak. Toplum vardır. mühendislikleri onlarda çok gelişmiştir. Bizde hiç olmayan ve bilinmeyen bir hadise. Ama orada çok gelişmiştir. E şimdi insanlar şaşırabilir de kendi kavmini kendi emelleri için harcamaktan çekinmezler. Sermaye babasını bile ...harcar. Oralarda böyle çok fazla... ...idealizm yoktu. Bunu bir kere bilmek lazım. Ve 48'de, 47'de... E, ...Yahudiler muvaffak oldular. İngiltere, Filistin'i boşaltmayı... ...ve burada bir Yahudi devleti lehine... ...çekilmeyi kabul etti. ve Birleşmiş Milletler, ki o zaman Amerika, İngiltere... ...Fransa'nın elindeydi. İsrail devletinin kurulmasını kabul etti. İsrail, layık, demokratik bir... ...hukuk devleti olarak kuruldu. Yani Birleşmiş Milletler kararıyla... Toprakları bugünkü İsrail, işgal altında olan toprakları saymıyorum. Yani Gazze ve Batı Şeria olan değil. Normal, resmi İsrail sınırının üçte biri kadardı. Bu da zaten Yahudiler ekseriyetteydi. Diğer yerlerde azınlıktaydı. Azınlık olduğu yerlerde komünler kuruldu İsviçre'deki gibi. E, Yahudilerin elindeki yerde de Müslümanlar var. Onlar için de komünler kuruldu. Böyle bir sistem kuruldu. Komün demek kendi içini idare eden belediyesini falan, polisini idare eden gruplar demektir. İdeal olarak bunu gördü Birleşmiş Milletler ve İsrail devleti kuruldu. ilk tanıyanlardan bir tanesi de Türkiye'dir. Rusya bile tanıdı düşünün ki Rusya karşı olduğu halde bu işe. Rusya bile tanıdı çünkü bu sayede kendi ülkesindeki Yahudilerin oraya gideceğini umuyordu. Ve da oldu. İsrail kurulduktan sonra buradaki Araplar Birleşmiş Milletler'de kararını kabul etmediler ve buna karşı çıktılar. Ve o zaman müstakil olan Arap toprakları Ürdün, Suriye, Irak Arabistan, Yemen, Mısır ittifak kurup İsrail'e saldırdılar. İsrail 1948'de bunların hepsini yendi. Ve bugün resmi İsrail toprakları olarak bildiğimiz İsrail'i tamamını fethetti ve ilhak etti. İşte o zaman Batı Kudüs'te İsrail'in eline geçti. O zaman Batı Kudüs'e çok uzaktı. Şimdiki sahil mıntıkaları onun elindeydi. İsrail'in. 1948'den sonra bu buhran iyice arttı. İsrail hakkında ne yapacağız? İşte Filistin Kurtuluş Teşkilatı, onun milisleri olan El Fethi işte kuruldu. Silahlı mücadele Amerika İsrail'i destekliyor. Birleşmiş Milletler kararı zaten Amerika demek. İngiltere ve Fransa İsrail'in yanında ama açıktan desteklemiyor. Rusya karşı. Çünkü biliyorsun Rusya Amerika'nın karşı tarafta her, her şey karşı. Bu Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nı destekliyor. Ee, Yasir Arafat o zaman bir Mao'cu zaten. Bir komünist Arap. Bütün Filistin'in gerillalar Rusya tarafından e, talim ve terbiye görüyor. Bunların dinle diyanetin alakası yok. Yani Filistin için çarpışanların Müslümanlıkla alakalı çoğu Hristiyan Araplar zaten. Müslüman olanların da çoğu komünist. Hadi milliyetçi olarak milliyetçiler, milliyetçiler. Yani bu dava esas biraz Hristiyan Arapların davasıdır. İsrail'de. Sonra da Müslümanları da işin içine dahil ettiler güçlenmek için. Bu e, mesele uzun zaman devam etti ve Nasır iktidara geldikten sonra bunu bir dava olarak gördü. Devamlı... Filistin davasını ön plana çıkarttı. Yasir Arafat, Nasır ve Kral Faysal. Üçü bir arada işte Nil'den Fırat'a bunlar alacaklar. Hepinizi yok edecekler falan gibi bir takım şeylerle devamlı bunu taze tutmaya çalıştılar. Ve nihayet 1967'de Birleşik Arap orduları tekrar İsrail'e saldırdılar. Bu sefer İsrail'in elinde 48'de aldığı toprakları daha öncekileri bırakın. 48'deki toprakları bile alamadılar. 48'de işgal ettiklerini. Aksine Ürdün bugün Batı Şeria dediğimiz Doğu Kudüs, Nablus, Halil, Beytüllahim geniş bir araziyi kaybetti. Ürdün, Suriye, Golan tepelerini ki Suriye'nin en verimli toprakları, altı su, üstü meyve bahçeleri kaybetti. Mısır, Gazze'nin de içinde olduğu bütün Sina yarımadasını kaybetti. 73'te tekrar bir savaş oldu. 7-8 gün süren bir savaş. Bu savaşta Arapların planları Yahudilerin eline geçti. Gazetelerde yayınlandı. Büyük bir fiyasko ve rezalet olarak neticelendi. Yine yenildiler. Fakat İsrail merhamet etti. Yeni bir yer işgal etmedi. Birleşmiş Milletler İsrail'in 67 savaşında işgal ettiği toprakları tanımıyor ve derhal boşaltmasını istiyor. İsrail ise tamam diyor tamam ben burada ilhak etmeyeceğim. Çünkü Birleşmiş Milletler kararı var savaş yoluyla artık toprak elde etmek mümkün değil. Aha. Ama, ama ben burayı bo boşaltmam için emniyetin sağlanması lazım. Nedir o barış? Arap devletleri beni tanısınlar. Hmm. Ondan sonra ben buradan çekilirim dedi. Hiçbir Arap devlet buna yanaşmadı. O da orayı boşaltmadı. İlk tanıyan Mısır oldu. 1979'da Carter'la Carter'ın ara Mısır. İsrail'i tanıdı. İsrail Gazze dahil bütün Sina boşalttı. Mısır dedi ki ben Gazze'yi istemiyorum. Halkı Filistin'e bana bela kalsın dedi. Gazze problemi oradan beri devam ediyor. Alsaydı başka bir şey. Alsaydı kendine dert olacak. Olacaktı. Halkı Filistin bu sefer o Filistin'den Mısır'ı tazik edecekler. Niye sen tanıdın ettin etmedin. Yani bana lazım değil orası dedi. Mısır. Başka bir hayata başka bir sorun olacaktı yani. Yeni bir problem kardeşim. çıkacaktı. 1994'te Ürdün tanıdı. Fakat Ürdün dedi ki ben dedi kaybettiğim toprakları geri istemiyorum. Orada bir Filistin devleti kurulsun dedi. İsrail bunu kabul etti. Fakat Yahudi bu sefer Filistinler bölündüler. Yasir Arafat enteresan bir politikacıydı. Bu işlerden beslenen bir adam. Yani devamlı bu işin gündemde kalması. Yani barış olursa bunun işi biter. Rauf Denktaş'a çok benzerdi o, o cihetle. Barış olmasını için adeta e, mücadele ediyordu. Bu arada İsrail Filistinleri bölmek için Hamas'ı kurdurdu. Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın laik hatta Hristiyan ve sosyalist temayülü olduğunu söylemiştim. Müslüman temayülü olanları da Hamas adıyla ayrı bir e, böldü. Böylece Filistinlerin elini zayıflattı. Fakat sonra başına bela oldu Hamas. Bu sefer Hamas İsrail'i uğraştırdı. Şimdiki bu taş evet. vesaire. Filistin Kurtuluş Teşkilatı bunu görünce sırf varlığını devam ettirebilmek adına barışa razı oldu. Biliyorsunuz Clinton zamanında barış imzalandı. Fakat Hamas kabul etmediği için bu tatbikata geçirilemedi. Şu anda işgal mıntıkasında Gazze'de değil Batı Şeria'daki işgal mıntıkası oraya Filistin Kurtuluş Teşkilatı hakim. Orası bir Filistin devletidir. Mu, mu, otonom, özerk. Filistin polisi, Filistin memurları, her şey Filistinli, belediye bayi Filistinli. Orada çok fazla İsrailli göremezsiniz. Ama işgal mıntıkası İsrail sınırları içinde. Eğer barış yapılırsa orada bir Filistin devleti kurulacak. Doğu Kudüs ise bir başka problem. Doğu Kudüs, Birleşmiş Milletler kararıyla, hatta bütün Kudüs açık şehir olarak ilan edildi. Müslümanların da, Hristiyanların da, Yahudilerin ortak olarak girip çıkabilecektir. Ayrı bir statü. İsrail bunu kabul etmiyor. Hele şimdi Doğu Kudüs'ü de 1950 şey 80'de baş ilan ederek e, bir e, Birleşmiş Milletlere aykırı da bir adım atmış oldu. Yani bu mesele çözülse bile Kudüs ayrı bir mesele olarak devam edecektir. Şu anda geldiğimiz noktada Kudüs iki ayrı devletin başkenti olarak harita üzerinde görünüyor. Şimdi şöyle Filistin devleti otonom bir devlet. Baş şehir demesinin bir esprisi yok. Şimdi şöyle de bir garabet ortaya çıktı. Şimdi Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin baş şehri olduğu deklare edildi. E bunun mefhumu muhalefinden Batı Kudüs'ün de İsrail'in baş şehri olduğunun bir kabul edilmesi meselesi var. Bu, bu da bir problem yani. Bence bu yanlış oldu. Yani Doğu Kudüs'ün baş ilanı Batı Kudüs'te sende kalsın. Bu şeydi Birleşmiş Milletler'in özür dilerim Avrupa Konseyi'nin projesi bu. Avrupa Birliği diyor ki Batı İsrail'in olsun Doğu Filistin'in olsun. Halbuki İngiltere bile diyordu ki burası açık şehir olsun. Birleşmiş Milletler açık şehir olsun diyor. Ama şu anda o noktanın uzağındayız. Yani Çok uzağındayız. Bu, bu sayede ve... Amerika'nın hamlesi ve Karşı tarafında Müslüman İslam konseyinin dünya buna reaksiyonu ortada de facto bir e, fiili kabul vaziyet edeyim. meydana getirdi. Şu anda yani biz hadi batıyı kabul ediyoruz ama doğuyu asla vermeyiz meselesi ortaya çıktı. Bilmiyorum bundan sonra ne olacak böyle bir problem var. Yani İsrail kendisinin e, Suriye yanaşmıyor tanımaya. Çünkü tanırsa o zaman Suriye'nin de iç politikada eli yavaşlayacak. Golan benim olmasın ama diyor ben yine bu hadiseyi canlı tutayım. Netice itibariyle İsrail'in şu anda görünen talebi e, İsrail'in tanınmasıdır. İsrail tanındığı takdirde Gazze'yi de Batı Şeria'yı de boşaltıp burada bir Filistin devleti kurulmasına e, razı olduğunu söylüyor. Fakat karşı taraf bunda tam emin değil ve onların da bu sefer yeni talepleri ortaya çıkıyor. E, kanayan bir e, yaradır. Bir e, bir de tabii burada iskan edilenler problemi var. da i̇şgal, işgal, iskan edilen daha önceki milliyetçi İsrail... ...hükümetleri tarafından Yahudiler var... ...onlardan şimdi İsrailler de şikayetçi... yerleştiklerine pişmanlar, duvar ördüler... ...şeylere hmm. kötülük yapmasınlar diye... ...Araplara kötülük, çok vahşi insanlar... ...Araplara kötülük yaparlarsa problem doğacak... ...İsrail için... ...bunlar de hmm. zannediyor ki o duvarı... ...Yahudileri korumak için... ...hayır o Yahudiler çok radikal Yahudiler... ...askere falan gitmiyorlar, vergi vermiyorlar... ...İsrail bizar onlardan, korkunç tipler... ...Rusya Yahudiler onlar... ...çok Pontus ve Rusya Yahudileri... Yani onun için hmm. duvar yaptı ki e, Filistinlere eziyet sonra. ederek daha büyük problem meydana getirmesin. Yani bu hadisenin böyle kavga ile füze ile taşla çözülmeyeceği bir kere ortaya çıktı. Hmm. Bunun diplomatik yollarla çözüleceği aşikar. Diplomasi dedi biliyorsunuz güç konuşur, gücün kadar taviz alabilirsin. E, bunu bir kere anlamak lazım. E, i̇nsanların içinden geçen idealler, hayaller farklı olabilir. Ben burada hiç Yahudi olmasın, İsrail devleti olmasın olabilir ama ortada bir de bir gerçeklik var. Bu gerçekliği kabul edip daha yapıcı hareket ederek oradaki Filistinlilerin, Filistinli İslami. Arapların içinde yaşadığı fevkalade kötü bir vaziyet. Onlar buradaki insan da onu bilemez. Buradaki insan sadece İsrail işgalliğini zannediyorlar. Mektebine gidemeyen, dükkanını açamayan, rahatça sokakta dolaşamayan, sağa sola seyahat edemeyen, devamlı e, e, İsrail'ler tarafından ülkelikle korkaklıkla bakılan, itilip kakılan bir topluluktan bahsediyoruz. Servet sahibi olamayan, zengin olamayan, ticaret yapamayan, sanayi kuramayan e bu acılı vaziyetin de bir an evvel ortadan kalkması lazım. lazım. Çünkü hayat işkence çekilecek bir yer değil. Evet. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür bu hafta ederim. ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Profesör Doktor Ekrem Burak İnci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Biz bugün biraz e, Kudüs merkezli konuşacağız yine sevgili dinleyicilerimize bilgiler vereceğiz. Geçtiğimiz haftalarda Kudüs ile ilgili bir yayın gerçekleştirmiştik ama bu defa oradaki e, şu anda yaşanan problemi daha derinlemesine anlayabilmek için yakın tarihimize bakmaya çalışacağız ama o yakın tarihte yine bir yüzyıllık tarih olacak. Belki daha mı geriye gideriz? Şimdi yüzyıllık tarihin de 2000 yıllık e, bir background'u var. Şimdi e, Filistin Meselesi dendiği zaman yani bin, iki bin, üç bin yıllık hadiselerle yoğrulmuş e, esas onlara dayanan ve onlardan kopmaz bir şekilde irtibatlı bir meseleyi bahsediyoruz. Filistin, Filist denilen halkın yurdu. Bunlar aslında bir Akdeniz halkı fakat e, Müslümanlar tarafından Filistin'in fethiyle Araplaşmış. Ancak bu mıntıkada daha önce İbraniler sonraki ismiyle İsrailoğulları sonraki ismiyle Yahudiler yaşıyordu. İbrahim Aleyhisselam buraya hicret etti Aş kavmiyle beraber buraya yerleşti. Ondan sonra e, Yusuf peygamber zamanında yani torununun çocuğu oluyor. E, İsrail oğulları buradan Mısır'a hicret ettiler. Mısır'da yıllarca asırlarca yaşadıktan sonra Musa peygamberle beraber Mısır'dan çıkarıldığı Firavun çıkarttı onları biliyorsunuz ve e, bugünkü Filistin'e geldiler. Filistin Tevrat'ta e, Arzı mevut vaat edilmiş toprak olarak anılır. Yani Allah'ın İsrailoğullarına, Musa Aleyhisselam'a inananlara vaat ettiği toprak. Burası Akdeniz ve Şeria Nehri veya namı diğer Ürdün Nehri arasındadır. Yani bugünkü İsrail topraklarını ihtiva eder. Musa Aleyhisselam kavmini buraya kadar getirdi. Fakat burayı fethedemeden vefat etti. Daha sonra onun kavmi buraya yerleştiler. İşaret Hristine. etti. Onu i̇şaret etti. Hı hı. E, Nibo Dağı var. Bugün Ürdün'dedir orası. Oradan işte dedi Rabbimizin bize vaat ettiği toprak burasıdır. Ondan sonra ve yola çıktı. Yolda vefat etti. Bugün ...işgal mıntıkasında Eriha denilen... ...ve dünyanın en eski şehirlerinden birisi Ceriko... ...orada gömülüdür Musa Aleyhisselam... E, ...türbesi de Müslümanların elindedir... ...ondan sonra kavmi... ...Filistin'e yayıldılar ve burada bir devlet kurdular... ...bu kurdukları devlet asırlarca yaşadı... ...ve Davut Aleyhisselam... ...ve Süleyman Aleyhisselam gibi hem peygamber... ...hem melik olan... E, ...şahsiyetler yetiştirdi... ...daha sonra burası... Babilliler tarafından işgal edildi... Babilliler halkı sürdüler... ...sonra Yahudiler geri döndü ve büyük İskender ardından Roma hakimiyetine girdi. Ve Romalıların Romalılara karşı Yahudilerin çıkarttığı isyan muvaffakiyetsizlikle neticelenince e, Romalılar Kudüsü ve Filistin'i yakıp yıktılar ve burada yaşayan Yahudileri buradan sürdüler ve Yahudiler bütün dünyaya yayıldı. Bunları daha önce zaten bahsetmiştik. Ama bu mesele yani bundan 2000 sene önce olmuş olan bir mesele bile bugün hala bir takım ideolojilerin, ideallerin, hayallerin e, ve problemlerinde ...kaynağını teşkil ediyor... ...Yahudiler diyor ki burası bizim hı hı. toprağımızdır... ...Zabbim'in toprağımız. bize vaat ettiği topraktır... ...binaenaleyh bizim burada ilahi haklarımız vardır... ...aynı zamanda biz orada asırlarca yaşamış bir kavim olarak... ...orada bizim yaşama hakkımız da vardır... İşte Siyonizmin esaslarından bir tanesini... ...bu e, hayal, bu ideal, bu tarihi hakikat teşkil ediyor... ...ondan sonra biliyorsunuz Romalılar buraya hakim oldular... ...Müslümanlar fethettiler... 500 sene kadar Romalıların hakimiyetini hiç Yahudinin yaşamadığı, Hristiyan Arapların, Hristiyanların, o zaman Arap değiller ama Hristiyanların yaşadığı bir mıntıkaydı Filistin. Nüfusu da gayet seyrekti. Hazreti Ömer zamanında barış yoluyla fethedildi. Kudüsüler, Kudüs halkı dedi ki, eee Hazreti Ömer gelirse halife ona veririz. Hazreti Ömer kölesiyle beraber hatta onun da bir hikayesi var. Tek deve nöbetleşe biniyorlar ve Kudüs'ün önüne geldikleri hı hı. zaman nöbet kölede Hatta e, Müslümanların oradaki bir diyor ki efendim siz binin de köle yürüsün insanlar yanlış anlarlar sizi duyanlar da İslamiyet'te şerefin deveye binmekte olduğunu zannedecek diye tarihi bir cevap verdiği meşhurdur hı hı. E, Hazreti Ömer'in ve nitekim Kudüs'te barış asrı başladı bu 600 belki e, de hiç görmediği, hiç görmediği o zamana kadar problemli bir mıntıka orası hele Hristiyanlığın zuhurundan sonra Hristiyanlarla Yahudiler, Yahudilerle Romalılar, Romalılarla Hristiyanlar bunlar hep bir çekişme halinde olmuş. Arapların burayı fethinden sonra burada enteresan bir değişim oldu. Yerli halk yani Hristiyan yerli halk Süryanice konuşan, Aramca konuşan veya Rumca konuşan yerli halkın bir kısmı Müslüman oldular. Bir de oraya Müslüman Araplar yerleştiler ve böylece Filistin bir Arap vatanı haline döndü. Hala Yahudi yaşamıyor. Zaten Kudüs'ü teslim eden Hristiyanlar Hazreti Ömer'den bir şartı vardı. Buraya Yahudilerin yerleşmesine izin vermeyin. Bu çok evet, enteresan. Aynı geçen hafta da geçen haftalarda evet. da söylemiştiniz. Ee, buraya Yahudilerin yerleşmesine izin, i̇zin vermeyin. vermeyin. Şimdi baktığınızda aslında bugün geldiğimiz evet. noktada birbirlerini bu kadar destekleyen iki toplumun, iki din ve onun yöneticilerinin geçmişte birbirinden çok ayrı durduğunu Kraliğim görüyoruz. Çünkü haber veriyor. Hristiyanlarla Yahudilerin düşmanlığı Yahudilerin Müslümanlara veya Hristiyanların Müslümanlara olan düşmanlığından çok daha fazladır. Çünkü bu düşmanlık dini bir düşmanlıktır. Diğeri dünyevi bir düşmanlıktır. Bu dini düşmanlığın sebebi Hristiyanların inancına göre İsa aleyhisselam'a Yahudilerin karşı çıkması, onu Romalı yöneticilere ihbar etmesi ve çarmıha gerilip öldürülmesine sebep olmalarından dolayıdır. Yani kısaca e, Yahudiler Hristiyanlar için e, peygamberlerini hatta mabutlarını e, öldüren katiller zümresidir. Ve tarih boyu biliyorsunuz Hristiyanlarla Yahudilerin hiç çekiş bitmeyen çekişmesi ve en son nitekim jenositle yani e, Naziler zamanındaki jenositle neticelenen bir e, münasebet var. Bu münasebet bugün ortadan kalkmış mıdır? Hayır. Siz Amerika'nın e, İsrail'e destek olmasından e, yola çıkarak Hristiyanlarla Yahudilerin bugün birleştiği kanaatine varmayınız. Şu anda dünyayı idare eden, dünyadaki global politikayı belirleyen global sermaye, global finans, global medya olduğu için global sermayede ve global medyada da Yahudinin, Yahudilerin çok burada Siyonist Yahudileri kastediyorum. Çünkü Yahudiler çeşit çeşit daha önce de anlatmıştım. Şimdi belki bugün birazcık daha Hı. bahsedeceğiz ondan. Bu işlerle hiç alakası olmayan, hatta bu işlere karşı olan Yahudiler var. Yani Filistinlere eziyet edilmesini, Kudüs'ün bunlara karşı çıkanlar var. Hiç bu işlerle alakadar olmayan, dünyasını yaşayan, Avrupalı gibi yaşayan Yahudiler var. Bir de bu işe e, odaklanmış, e, hedefe kitlenmiş Siyonistler var. Bizim burada kastettiğimiz bunlardır. Hı hı. Onun için ya, yani şu anda zaten devlet Türkiye'de söylüyor. Konuş. Yani Yahudi derken siz bütün bir Yahudi ırkını, topluluğunu, kavmini, milletini düşünmemek icap ediyor. Bu zaten bütün milletler için böyle ama Yahudiler için daha çok böyle. Çünkü sen Yahudi deyince hep aynı cins insan zannediyor. Halbuki öyle değil. Dört büyük gruba her onların altında da çeşitli gruplar ayrılmış. Hiç homojen olmayan bir topluluktan. Dilleri, kültürleri, kıyafetleri, dünya görüşleri hatta dini inançları bile birbirine benzemeyen bir Yahudi topluluğundan bahsediyoruz. Düşünün Aşkenaz denilen Doğu Avrupa Yahudileri ayrı havraya giderler. Seferat dediğimiz Batı Avrupa İspanya Yahudileri ayrı havraya giderler. Arap Yahudileri ayrı havraya giderler. Hatta Arap Yahudilerin için Iraklılar ayrı havraya gider. Fas, Yemen Yahudileri ayrı havraya giderler. Bunlar birbirleriyle oturmazlar, birbirleriyle evlenmezler, birbirleriyle görüşmezler, birbirleriyle aynı mahallede oturmazlar, mecbur kalmadıkça evlenmezler. Bu asırların getirdiği bir kültür farklılığıdır. Hepsini İsrail devleti bir çatı altında toplamaya çalışmış. İbranice'yi, ölü dil olan İbranice'yi tekrar dirilterek bir millet meydana getirmeye çalışmış ama... Bir şuur oluşturmuş. Bir şuur oluşturmuş. Yani. O şuur tamamen vatan ve burada emniyetli yaşama şuurudur. Bunun dışında İsrail'de yaşayan Yahudilerin bir millet gibi görünmesi hmm. çok da mümkün değil. Yani aslında bir milliyetçilik akımı oluşturulmaya çalışılmış ama Siyonizm o zaten. Evet. O Siyonizm o. E ee, Siyonizm belki bütün Yahudileri temsil etmiyor. Hatta Yahudilerin içinde çok az bir grubu temsil ediyor ama çok güçlüdürler. Çünkü e, sermaye sermaye yani. bunu e, romantik bir idealizm olarak görüyor ve destekliyor. Yoksa mesela New York Yahudilerin hiçbirisine gel İsrail'de yaşa desen bir gün duramazlar. Ama onlar için İsrail'de bizim de bir vatanımız var. İşte İsrail Devleti kuruldu. 2000 sonra gerçekleşen rüya. Bunlar bu romantizmle Besleniyor. o, besleniyorlar. Gerçekçi değil ama neticede paralar olduğu için bunu gerçeğe dönüştürdüler. Hı. Bütün bunları bu Filistin meselesini düşünürken biraz da Yahudi olmayanların, ötekilerin e, nazara itibar alması, hesaba katması icap ediyor. Arapların gelişiyle Müslümanların gelişiyle Filistin Araplaştı ve Müslümanlaştı. Buraya Yahudi iskanı yasaklandı. Hiç Yahudi gelmiyor değil. Tek tük Yahudiler var. Belli yerlerde yerleşmelerine müsaade ediliyor. Kudüs'e ancak ziyaret için gelip gidebiliyorlar. Ama yerleşmeleri yasak. Ama peki onlar için de Kudüs o dönemde... Mukaddes değil. Onu da tekrar mu? söyleyeyim. Kudüs Yahudiler için mukaddes bir şehir değildi. O zaman da değil. O zaman da değildi. Mabet yıkıldıktan sonra Kudüs'ün hiçbir emniyeti kalmamış. Zaten daha önce Kudüs'ün Kudüs'e emniyet verildiği için Yahudiler arasında ciddi bir mezhep parçalanması olmuştu. Bir grup Kudüs'e emniyet vermez, bir grup verir. O verenler de bugün Kudüs'te Mescid-i Aksa yani Beyt-i yıkıldığı için ve bunu kıyamete yakın Mesih'i tekrar kuracağı için şu anda Kudüs onlar için bir şey ifade etmiyor. Peki neden şu andaki? Tarihi başkent orası. Davut Davut peygamberin Süleyman Tabii. Peygamber'in baş şehri olduğu için onlar için milli, tarihi bir emniyeti var. Sadece. Sadece dini, dini değil. Şu anda dini değil. Hı hı. Bakın yanlış anlaşılmasın. Eskiden dini emniyeti vardı çünkü Betmekdiş, Beyt-i Mukaddes oradaydı. Kıyamete yakın Mesih tekrar Beyt-i Makdis'i yapacak. Gene olacak. Ama şu anda mesela e, Tevrat'taki 613 tane emrin yarısı Beyt-i Makdis'le alakalı olduğu için bunlar bugün tatbik edilmiyor. Kurban mesela, hac. Yahudilerde hac var ama yapmıyorlar çünkü Beyt-i Makdis yıkılmış. Kurban kesmiyorlar çünkü kurban Beyt-i Maktis'te kesilir. Yani Yahudi'yi bilmek lazım. Şekil olarak bir yani yıkıldığı için yapmıyorlar. Evet yıkıldığı için orası onlar için bir mukaddeslik ifade etmiyor. Yani Kudüs bizim için mukaddestir demiyor. Yahudi inancında böyle bir şey yok şu anda. Ama Beyt-i Maktis evet. yapılınca Mesih gelince tekrar emniyet kazanacak. Ama Hristiyanlar için böyle değil. Müslümanlar için böyle değil. Kur'an-ı Kerim'in övdüğü, Hazreti Peygamber'in göğe yükseldiği, en mukaddes üç mescitten biri olarak anıldığı için müslümanlar için mukaddes İsa Aleyhisselam'ın Hristiyan inancına göre göğe yükseldiği, çarmıha gerildiği, yaşadığı, yürüdüğü yer olduğu için Kudüs kıymetli Ama Yahudiler için böyle değil Ama işte dediğim gibi tarihi ve milli emniyeti var Kudüs'ün Şu anda bu başkent meseleleri de, de o tarihi hayal işte biz gerçekleştirdik Davut Peygamber'in, Süleyman Peygamber'in devletini tekrar kurduk ...başşehirde Kudüs yaptık demek için yapıyorlar. Bu biraz iş politika malzemesidir. Biraz dışarıya güç gösterisidir. Biraz da asırların beslediği hayallerin... ...gerçekleştirilmesi... ...tarih boyu yaşanan acıların komplekslerinin... ...bir ölçüde telafi edilmesidir. Bayraktaki o yıldız bile mübarektir aslında. Müslümanlar için de mübarektir. Evet. Davut yıldızıdır evet. o. Davut peygamberin mührüdür o. P pek, çok pek çok bayrakta da var Pek çok bayrakta var. İşte o, o bile hala onların... Davut peygamberin hayalini gerçekleştirmek istediklerini gösteriyor. Tamamen bu milliyetçi yani Siyonist Yahudilerin davasıdır. Hazreti Ömer'den itibaren Kudüs yaklaşık 500 sene barış içinde yaşadı. Müslümanlar ve Hristiyanlar. Ancak 500 sene sonra yine bir problem. Haçlı seferleri. Haçlı seferleri biliyorsunuz. Doğu Akdeniz işgal edildi. Müslümanlar o zaman bölünmüş vaziyetteydi. Selçuklular, Abbasiler darmadağın ve tam manasıyla mücadele edemediler. Haçlılar buraya yerleşti ve Kudüs'te bir krallık kurdular. Bu krallık 100 yıl yaşadı. Ve Kudüs'te krallık kuran Haçlılar oradaki Müslümanların tamamını ve kendi mezheplerinden olmayan Hristiyanları kadın erkek, çocuk çocuk demeden katliam ettiler. Kudüs'ü işgalinden 100 yıl sonra bir Selçuklu kumandanı sonradan Eyyubi devletinin kurucusu Selahattin Eyyubi fethetti. Halkın hiçbirine dokunmadı orada yaşayanların. Bunu bütün Avrupa tarihleri. Yani 100 yıl önceki olayın intikamını evet. almak. Biz onlar gibi olamayız evet. dedi. Yani onlar öyle yaptı diye biz intikam İslamiyet'te yok. İntikam şahıstan alınır. Başkalarından alınmaz. Yani onlar 10 bin Müslüman öldürdü. de 10 bin Hristiyan öldürmek intikam yıl almıyorsunuz. Yıl <laughs> geçmiş. Katilleri öldürebilirsiniz. Evet. Onu Ama yapacak yapanın. bir şey yok. Yüz geçmiş. 100 yıl geçmiş. <laughs> Bu tarihi bir hadisedir. Bütün Avrupa tarihleri Selahattin Eyubi ve Müslümanları bu cihetle överler. Ondan sonra tekrar bir Müslüman hakimiyeti kuruldu. Bu da yaklaşık 900 yıl devam etti. Bu 900 yılın ilk 400 yılı Memlük hakimiyetidir ve Memlüklerden sonra Osmanlı hakimiyetidir. Biliyorsunuz Filistin bu devirde imar edildi. Gerek Memlükler, gerek Osmanlılar Filistin her köşesine Gazze'den Askalan'a, Akka'dan Hayfa'ya, efendim, e, Kudüs'e kadar, Hebron'a kadar, Nablus'a kadar. Şimdi adını bilmediğimiz yerler o zamanın çok işlek limanları, işlek limanları aslında. Ticaret değil mi? merkezleri, evet. Akdeniz'e yakın buralar verimli arazi. Buraları e, binalar yaptılar, insanlar yerleştirdiler. Burada ziraat başladı. Zeytincilik, üzümcülük burada çok yaygındır. Meyve bahçeleri havasız yok olmakla beraber Akdeniz'den esen Batı rüzgarları sebebiyle dayanılmaz sıcak olmaz Filistin. Onun için burada toprak az olmakla beraber ziraat verimlidir. Verimli hmm. toprakları vardır. Bu cihetle zengin bir yerdi. Bu bölge aynı zamanda turizm açısından da evet. değil mi? Evet. Hem İnsanlı. dini turizm evet hem yakın zamanda başlayan deniz turizmi hı hı. E, cihetiyle de Kudüs e, şey Filistin önemli bir toprak. Bu toprağın altı adı Filistin. Filistin adını sonradan almıştır. Romalılar zamanında almıştır. Ondan önce Yahudiye deniyordu Yahudi toprakları olduğu için. Ondan önce şehir isimleriyle anılan arkaik isimleri var. E, Filistlerden geliyor bu isim. Osmanlılar tam 400 e, 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 sene burada kaldılar. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle Filistin barış yoluyla fethedildi. Savaşarak değil. Çünkü Memlükler çekildiler. Zaten Müslüman mıntıkasıydı. Ve Hristiyanlar yaşıyordu. Müslüman ve Hristiyanlar. Yavuz Sultan Selim Suriye ile beraber savaşmadan Filistin'i de fethetti. Ve buradaki Hristiyanlara eski imtiyazlarının devam edeceği müjdesini verdi. Çok eskiden İlya olan isim Müslümanlar tarafından Kudüs veya Maktüs'e çevrilmiştir. Yahudiler Urşalim, Avrupalılar Cezur derler ki Barış Ülkesi Darüşşelam demektir. Filistin e, Hristiyanlar tarafından verilen bir isim demiştiniz. Evet, Romalılar, Romalılar bunu Filistin beyeyim? dediler. Filistlerin ülkesi. Burada Yahudilerin ikinci gelişinde, birinci değil. Musa ile Selam zamanında gelişinde. Filistler denilen Akdenizli, Kartacalılarla, Fenikellerle akraba bir kavim yaşıyordu. Onlarla İsrailoğulların savaşları, şey onlar tabi kabul etmediler bu, bu yeni gelenleri. Devamlı e, Tevrat'ta anlatılır. Yahudiler de diyor ki biz sizden önce buradaydık, Mısır'a gitmek zorunda kaldık, kıtlık Hı -hı. çıkınca şimdi vatanımıza döndük. Ya bizimle beraber yaşarsınız yahut da sizinle savaşırız. Tevrat'ta bu savaşlar uzun anlatılır. Ve sonunda İsrailoğulları galip geldiler. ...ve Filistinleri hakimiyeti altına aldı. Bu çok enteresandır. Yerli halk Yahudileşti. Putperestli onlar. Yahudileştiler. Fakat Yahudiliğe de ilk defa... ...Yahudi inancı dışındaki bir takım inançları... ...mesela insan kurbanı gibi... ...onları soktular. Böylece Yahudilik... ...yerli halkla karışmasıyla farklı bir din halini aldı. İşte biz Museviliğe... Değişim, evet. ...museviliğe... ...bundan sonra Yahudilik diyoruz. Farklı bir... E, ...evet o dinin devamı ama artık tahrip ve uğramış, değişikliğe uğramış bir dindir. Biz Yahudilik dendiği zaman umumiyetle e, Yusuf peygamberden, şey Musa peygamberden sonra Filistin'e yerleşen İsrailoğullarının yerli halkla karışması neticesi e, aldığı şekli söylüyoruz. Mesela İsrailoğullarının 12 kabilesi yerli halkla karışmıştı bilhassa kuzeyde. Kuzeydeki Yahudiler yerli halkla çok büyük benzerlik gösterir. İbranice ile Aramice'nin benzerliği de zaten böyle doğmuştur. Bu ayrı bir etüt mevzusudur. Yani Filistin halkı e, gerek Arapların gerekse oradaki Yahudilerin etnik e, kökeni çok enteresandır. Yani Filistinli Yahudilerin hepsi şimdi baktığınızda aslında birbirine de çok değildir. yakın. Çok bir tip olarak, din olarak, yani. Bir akrabalar. Aslında. Birisi evet. İbrahim peygamberin oğlu İshak'tan, diğeri İsmail'den geliyorlar. Ama birbirlerine en düşman iki kavim. Ve Bu çok... kavim düşmanlığı tarihi bir düşmanlık değil. Hristiyanlar gibi. Tamamen Filistin'in Yahudiler tarafından işgali üzerine doğmuş. Yani yüzyıllık bir düşmanlıktı. Yüzyıl önce Müslümanlarla Yahudilerde böyle bir düşmanlık yoktu. Çünkü Yahudiler Müslümanların hakimiyeti altında kendi işlerinde yaşıyorlardı. Devlet kurma falan gibi bir dertleri yoktu. Çünkü dinlerinde böyle bir şey yok. Onlarda cihat, dini yaymak Yahudilikte yoktur. Onun için emin yani Yahudi nerede yaşarsa orada bir kere rejim onlardan emindir. Ama Siyonist Yahudiler artık bu dinlerinin bu kaydesini evet. ar arka plana atıp yeni bir takım prensiplerle ortaya çıktılar. Siyonist Yahudiler dindar Yahudiler değildir. Dini ancak kendi istedikleri gibi bizdeki hmm. iddiaçılar gibi kullanmışlardır. Eğer kendi ideolojine uymadığı zaman laiklik perdesine sığınmışlar. Şu anda İsrail laik demokratik bir devlettir. Bir din devleti değildir. İşte yani ne geldiğim o diye. Ben harekete giden hayır, bir devletin. Hayır. hayır. Yani geldi. De dini hedeflerle oraya gelen bir. İşte işte geldim onu kullanır ama işlerine geldiği zamanda sosyalist bir ekonomik olarak biliyorsunuz. Kibuts'lar var. Her şey devletin elinde. E, ideoloji olarak tamamen milli bir ideolojidir. Ki. Yahudilik tamamen milli ideolojiyi reddeder. Yahudilik dininin esasıdır bu. Milli ideoloji yoktur Yahudilikte. Ama Yahudiler ummetle aynı millet olduğu için ...farklı dil konuşan var ama... ...farklı ırk olmadığı için... Dünyada, milliyetçi gibi görünür. Dünyada Yahudiliğin ve o ona bağlı yaşayanların... ...bu kadar yayılmasının sebebi de aslında... ...milliyetçiliği reddetmesiydi. Reddedikleri için. Ama din, müşterek kültür onları bir arada tutmuş. Hı hı. Aynı dili konuşmayan... ...hatta aslında etnik olarak... ...aynı ırktan bile gelmeyen insanlar... düşün ...dil bilmiyorlar, İbranice bilmiyor insanlar. Bundukları yerde kıyafetleri farklı... ...dini yorumları, dua kitapları farklı... ...ama işte o üst şemsiye... Yahudi dini şemsiyesi altında yaşamışlar ve bir devlet kurmuşlar. Şu anda e, İsrail'in tipografisi böyledir. Bunu da bilmek lazım. Bu, bunu da bilmeden konuşmak zor. Şimdi Osmanlı hakimiyeti 1917'de sona erdi. Ama o yıllarda bir takım hadiseler oldu son 20 yılda. 1898'de Siyonistler bir kongre yaptılar bazı elde. Dediler ki bize bir yurt lazım, bir devlet kuracağız. İngiltere ve diğer büyük devletler onlara bazı yurtlar gösterdiler. Evet, hiç başka arayışlar olmamış mı? Yani Ukrayna, mesela Uganda, Madagaskar, Sibirya. biraz komik ama biraz gerçekçi. Yerler gösterdi İngiltere. Afrika'da yer verelim size dedi. Boş arazi. Yerli halkla bastırılmaya müsait. Yani o, buralarda gezmeyin siz. Peki İngiltere gelmesini istemedi mi buraya? İstemedi. Filistin'e hmm. gelmesini istemedi. ilk başta. Fakat sonra Yahudiler, Yahudi sermayesi çok güçlü bir destekçi buldu. Avusturyalı bir Yahudi ailesi olan Rothschildler. Bunlar öyle bir ailedir ki bir oğlu Avusturya'da bankacıdır, bir oğlu Fransa'da, bir oğlu İsviçre'de, bir oğlu İtalya'da, bir oğlu İngiltere'de, damadı Almanya'da, e, kayınbiraderi Polonya'da. Bankacı hepsi. Bankacı. Ve bu banka biliyorsunuz o zaman Merkez Bankası'nın olmadığı devirde devlete para veren ve para basan çok güçlü, oranın ekonomisini dizayn eden yerler. O kadar güçlü bir aile. O kadar güçlü bir aile. Kadar. Ve kritik bütün ticaretler bunların elinden geçiyor. Silah ticareti, buğday ticareti, gemi, deniz ticareti. Ya kendileri yapmasa bile onlar finanse ediyorlar ve böylece bunlar bütün Avrupa'yı ve daha sonra Amerika'yı e, kontroller altına aldılar. Rothschild'lerin desteği Siyonist elini güçlendirdi. Ondan sonra Neden İngiltere. desteklediler peki? E, i̇şte dediğim Sadece gibi bir de... hayal. Evet Hı. bizim de devletimiz olsun Rothschild'in. Biliyorsunuz böyle iş adamları, zenginler bir müddet sonra sergiler, resim, gönüllü teşekkürleri falan desteklemeyi severler. Bunlar gösterişçi yapmıyorlar bunları. Sadece... Kendilerini tatmin için. Hobi olsun diye mi yani? Hobi, kendilerini tatmin veya belki bundan da yeni bir güç. E, sanki hani bu kadar e, stratejik düşünen bir ailenin e onların stratejik da, onların fikirleri olabilir. da kalpleri olabilir. var, onlar da seviyorlar, üzülüyorlar, evleniyorlar tabii onlar da neticede insan robot değiller. ...yani böyle bir hayali olmaması... ...bir yurdumuz olsun İsrail yurdu... ...ve bunu ben kurmuş olayım... ...Rothschildler sadece İsrail'i kurmadı... ...yeni dünyada pek çok devletler... ...Rothschildlerin sayesinde kurulmuştur... ...yani yeni kurulan Balkan devletleri... ...Orta Doğu devletleri... ...isim saymayayım şimdi yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir... ...hep Rothschild desteği ve onların onay vermesiyle... ...onların bir takım hadiseleri dizayn etmesiyle... ...göndermesi, çekmesiyle oluşmuştur... Evet, ...para olunca kolay, para olmazsa zor... ...para oldu mu her şey mümkün... ...çok büyük bir paradan... Çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Sadece para değil. Bütün dünyaya yayılmış tek bir yerde değil. Bastırılması, yok edilmesi, ezilmesi mümkün olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Rothschild sermayesi dünyanın en güçlü sermayesi. Şu anda bile dünyada en güçlü üniversiteler, e, kur, hepsi Rothschild desteğiyle e, bağlantısıyla ayakta durmakta. bir döngü oluşturuyor. Bir süre sonra yatırımlarını sizi daha da güçlendiriyor. Evet. Yani benim meselesi evet. ben vereyim sen ver kazanalım hesabıyla yapın ama en çok, en çok ben kazanıyorum en çok ben kazanırım ama kaç taraf da gücüne göre kazanacağı için Hı -hı. zararlı çıkmıyor. Evet dolayısıyla destek devam ediyor. Evet yüzde 60 hissesi olan daha çok yer alır böyle Hı -hı. bir şey. Neticede e, İngiltere fikrini değiştirdi ve meşhur Balfour Deklarasyonuyla İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'un yayınladığı bir deklarasyonda Filistin e, Yahudilere yurt olarak İngiltere tarafından yani verildi değil de İngiltere Filistin'i Yahudilerin yurdu olarak tanıdı. Ve ondan sonraki bütün hareketler hep Filistin'e Yahudilerin yerleşmesi ve orada bir devlet kurması üzerine kuruldu. Biliyorsunuz bu hadiseden sonra... Bütün bunlar olurken ama hala Osmanlı Osman Osmanlı soktu. devleti var orada. Hı hı. Sultan Abdülhamit buna direnen birisi. Sultan Abdülhamit'i tahttan indirdiler. Rothschildler deyin, Siyonistler deyin, kim derseniz deyin. Sultan Abdülhamit tahttan indikten sonra gelen İttihat ve Terakki hükümetinin arkasında ciddi Yahudi desteği vardır. İlk işi Filistin'e Yahudi iskanını Filistinlerde Filistin'den Yahudilerin toprak almasını meşrulaştırmak oldu. Bunun üzerine buraya muazzam bir Yahudi göçü başladı. Avrupa'daki podgomlar sebebi 1909-1917 arası nüfusun neredeyse üçte biri Yahudi oldu Şimdi buraya bir parantez açmamız lazım. Bu toprakların satılması ile ilgili türlü e, tartışmalar söz evet. konusu. Neden satıldı? İşte Boğaz kıyısında bir yalı dairesine ya da bir yalıya e, Filistin'deki topraklarını satan Filistinlilerden evet. bahsediliyor. Ve Türk tarihçileri, Türk medyası, Türk halkı bu anlamda Filistin'i anlamakta zorlanıyor. Evet şimdi bunun izahı var. E, Filistinler buraya geldikleri zaman nerelere yerleştiler? İlk e, evvela daha önce biz bunu anlatmıştık. Sultan Abdülhamit sağlığında Filistin arazisini satın alıp kendi üzerine tapulatmıştı. Boş yerleri tabii her yeri değil. Kendi hazinesinden. Çünkü biliyordu ki burada bir problem çıkarsa buraya Yahudi iskanı gelebilir. Çünkü Yahudiler kendilerine dediler ki biz Filistin'de yurt kuracağız sana para verelim borçlarınızı ödeyelim dış borçlarınızı. Siz bize Filistin'de özerk bakın bağımsız müstakil değil. Muhtar bir devlet, Lübnan gibi bir devlet kurmamıza izin verir. Ama sonraki adım tahmin edilebiliyor. Yani Sultan bu Hamit bunu bildiği için e, buna sıcak bakmadı, e, oyaladı derken bu işi hasır altı etti. Öyle olunca Siyonistler anladılar ki Sultan Hamit iktidarda kaldığı müddetçe bizim burada yurt tutmamız mümkün değil. İşte onun üzerine Jön Türk ihtilali yapıldı. Herkes der ki Sultan Hamit'in istibdadı, hürriyet bilmem ne bunların hepsi hikayedir. Bu hadisenin en mühim pek çok amili var. En mühim amirlerinden bir tanesi Siyonistlerin Filistin'deki yurdudur. Şimdi diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Delilim çok da burada anlatma yeri değil. Neticeye bakın anlarsınız. El ibretüli'l-havatim. Bir hadisenin sebeplerini ve öncesini anlamak istiyorsanız, test etmek istiyorsanız neticesine bakın. Kim menfaatli çıktı bir hadiseden. Size baya bir yol gösterecektir. Bazı hadiseleri anlamanıza yardımcı olacaktır. Şimdi bu hadiseden sonra buraya Filistinler yerli. Önce Jön Türkler, İttihatçılar... Sultan arazisine el koydular ve devletleştirdiler. Devlet arazisini satın almak daha kolay. Çünkü maliyene alsın arazi. Kiraya vermesi lazım veya satması lazım. Hmm. Kiracı bulamazsa Bilmiyorum. ne yapacak? İhaleyle satışa çıkarıyor. Yahudiler satılan toprakların bir kısmı bu şekilde devletleştirilen arazilerdi. Yani aslında devlet istese bunu durdurabilirdi. Durdurabilirdi ama bu ama bu resmi kanallardan alınan toprak. Bir de ha bu toprakları alabilmek için de Siyonistler bir fon kurdular. ...başta Rothschild olmak üzere... ...pek çok Yahudi zengini... ...hatta normal Avrupalı Yahudiler... ...50 frank, 5 frank verenler var... ...bu fona, bu fon... ...buradaki toprakları alıp... ...oraya göç eden Yahudiler... ...bunlar çok fakir Yahudilerdi... Bu ...onlara yolu verdiler. Bu hattı için Müslümanların para toplamasına Gibi, benzer. Aynen öyle. Hatta hatta bir başka e, cemiyet... ...İsviçre'de... E, ...Filistin'e Yahudi göçünü... E, ...organize eden bir cemiyetti. İnsanlar buraya müracaat ediyor... ...adam bakıyor, test tamam bu... ...uygun bizim emellerimize... ...adamın bütün biletini, cebine parasını koyuyor... ...alıyor, nereye gideceksin, şurada kalacaksın... ...seni şu karşılayacak, şuraya yerleştirecek... ...lisan, organizasyon... Kursu, organizasyon. ...bu organizasyon günümüze kadar da devam etmiştir... ...isim değiştirerek... ...bir yandan para, bir yandan adam yollayarak... ...Filistin'e muazzam bir Yahudi nüfusu... ...yerleşti... ...şimdi resmi kanallardan böyle bir satış oldu... ...ama sadece resmi kanallar değil hususi toprakta satın aldılar. Yerli Araplardan. Şimdi bundan dolayı çok kişi Filistinli yerli Arapları suçlarlar. Niçin Yahudilere toprak sattınız? Evet Anadolu'da bugün bile köylerin kasabaların etnik yapısını değiştirmeye mütevecci göçlere bazı köy kasaba halkı karşı çıkar ve birbirlerini yabancılara toprak satma hususunda men eder engeller hatta bunun için zor kullanırlar. Filistin'de de bu olmuş. Yani e, şuurlu Araplar e, burada Yahudilere toprak satılmaması için bayağı ciddi faaliyet göstermişler. Hatta satmaya temayülü olanları ikaz etmişler. Hatta dövmüşler, sövmüşler, öldürmüşler. Satmaması için Yahudileri. Hı hı. Ancak hadise bu kadar basit değil. Filistin köylü Araplar. Köylünün e, manipüle edilmesi çok kolay. Hı hı. Bir takım ziraat mahsullerinin e, piyasa fiyatlarını e, üzerinde oynayarak... Siz insanları istediği şekilde hareket etmeye... İhtiyaç sahibi hale çevirdiler evet. insanları. Peki bu noktada nasıl ilerlendiğini ve e, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, politikasının ne olduğunu, nerede kırıldığını biraz önce söylediğiniz o ticari e, manipülasyonlarla beraber biraz daha detaylı ikinci bölümde konuşalım. Hay hay.